Mağdurlar var deniyor. 3800 kişi mi? 3800 kişi mi AKP'yi çok üzdü, sizleri çok üzdü? Peki milyonlarca kişinin, emeklilik için yaşa takılan vatandaşlarımız sizin umurunuzda mı? Evine bir ekmek bile götüremeyen babalar umurunuzda mı? Aç yatan çocuklar umurunuzda mı? Van'ın Gürpınar ilçesinde babasının sırtında cesedi taşınan Muharrem bebek umurunuzda mı? Kredi kartı batağındaki vatandaşı hiç düşünüyor musunuz? Peki atanamayan öğretmenler hiç aklınıza geliyor mu? Şiddet gören, tecavüze uğrayan, öldürülen kadınlar, çocuklar hiç aklınıza geliyor mu? Bir tanesi bile çok önemliyken, bir can bile bu kadar kıymetliyken, binlerle anlatılan bu rakamlar hiç sizi ilgilendiriyor mu? Öğrencilerin sorunlarını hiç düşünüyor musunuz? Asgari ücretliler hiç umurunuzda mı? İşsizleri düşündünüz mü? Peki kepenk kapatan esnaf bu kadar umurunuzda mı? Bu vatandaşlarımız için bugün hangi yasayı çıkarmaya karar verdiniz? İstismarcılar için uğraştığınız kadar vatandaşlarımız için uğraşsaydınız Türkiye bugün başka bir yerde olurdu. Bu yasa sadece cezaevindeki sapıkların dışarıya çıkmasına değil, fiilen ve hukuken yüz binlerce yargılanan bu suçtan cezalandırılması ihtimal dahilinde olan insanların affedilmesi sonucunu doğuracak. Çocuk yaştaki evliliklerin artması sonucunu doğuracak. Çocuk istismarının affedilmesi kabul edilemez. Anayasamızın 41. maddesinde çok açık bir şekilde çocukları her türlü darptan, şiddetten korumak zorunda olduğunuz açıkça yazıyor. Bu utanç tasarısını hazırlayan ve savunan herkese soruyorum. Türkiye'de her yıl daha da fazla cinsel istismar davasının açıldığının farkında mısınız? Aile baskısıyla kaç çocuğunun evlendirildiğinin farkında mısınız? Mağduriyet diye feryat ettiğiniz şeyin koruyamadığınız çocukların kararan hayatları olduğunun farkında mısınız? Aile Bakanı nerede? Çocuklar konuşulurken Aile Bakanı yoksa Aile Bakanı ne için var? Değerli arkadaşlar, sayın vekiller, çocuğun tecavüze rızası yoktur. Hiç olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır. Hükümetin asıl görevi bu çocukları korumak olmalıdır. İstismarcıları mağdur kılıfına sokup onları korumak olmamalıdır. Atatürk'ümüzün çocuklarına bayram ettiği bir ülkeden, bayram hediye ettiği bir ülkeden çocuklarının istismarcısıyla evlendirilmek istendiği bir günlere geldik. Nevşehir'de okuduğu lisenin bahçesinde arkadaşıyla otururken müdür tarafından okuldan atılmakla tehdit edilen kız öğrencinin intihar ettiği günlere geldik. Vatandaşın cebine, malına, doğasına göz koyan anlayış şimdi de evimizin ta içine, çocuklarımıza göz dikti. Bu gözleri oymak da bizlerin vazifesidir. Bu kişiler Hızır Paşalardır ve bizim de bu Hızır Paşalara söyleyecek iki çift sözümüz vardır. Yürü bire Hızır Paşa, senin de çarkın kırılır, güvendiğin padişahın, o da bir gün devrilir. Bu sapkın bir anlayıştır. Tecavüzcüleri taçlandırma girişimidir. Tecavüzcüden koca olur mu? Bu çocuğa tecavüz eden başka bir çocuğa da tecavüz edemez mi? Üniversite öğrencileri 22 yaşında, kızla erkekle aynı evde oturuyor diye rahatsız olup açıklamalar yaptınız. Şimdi sorununuz nedir? Zaten cezalarınız indirimli, sapıklar korunuyor. Tecavüz düğün dernekle olunca tecavüz olmuyor mu? Altın takılınca, o düğüne kaymakam gelince o tecavüz tecavüz olmaktan çıkıyor mu? 11 yaşındaki çocukla 70 yaşındaki adam evlenebilir mi? Bu düğünle olunca, üstüne de altın takınca bu tecavüz olmuyor mu? Gelin 65 yaşınıza, gidin 8 yaşındaki bir çocukla evlenin. Üzerine de ailesini ikna edin. Çocuğu da tehditle, şantajla kandırın. Düğüne de kaymakamı, valiyi çağırın. Üstüne bir de altın takın. Alın size düğün olsun. İki cihanda, bu çocukların da, bizim de iki elimiz, iki yakanızdadır bilesiniz. Ez cümle, bugün çocuğunuzu evlendirir misiniz 12 yaşında sayın vekilim? 8 yaşında çocuğunuzu istemeye gelseler verecek misiniz? Bunun adı sapıklıktır, bunun adı sapkınlıktır. Sen ne dersen de 12 yaşında, 8 yaşında çocukla evleniyorsan sapıksındır. Son olarak sapıklığa ve sapkınlığa karşı çocuklarımızı size rağmen koruyacağız. Bugün yaptığımız gibi gerekirse çocuklarımızın önünde duvar olacağız. Size izin vermeyeceğiz.